alternatifi açığız ve bunu sporcularımızla konuşarak yapacağız. Yani düşebilir mi? Bunu göze alabilir mi? Çünkü kolay bir iş değil. Düşmesi zaten zor. Hani bir veya iki sprint birden aşması, evet, atması da çok kolay olmuyor. Olmuyor. Evet. Için. Hani kariyerlerinin dönüm noktası oluyor. Elbette ki siz bu koordinasyonu en iyi şekilde yapacaksınız. Süleyman Karadeniz'i biliyorsunuz sıkıntılı bir durumu vardı. Şu anda bekletiyoruz onu. Onu tekrar kazanma ihtimalimiz var. Onu alırsak serbestten yine rekabet yaymış olacağız. Bunların hepsine çalışıyoruz. Dediğim gibi bence amaç hasıl oldu. Burada da Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda şu anda da işte 97 kilonun bizim arayış içerisinde olduğu bisikletler bir tanesi. Maçlarını izliyoruz. Tansel Can Örtücü bu arada. Evet. Bizim üstü. Çorum Belediye'mizin sporcusu. Değerli Belediye Başkanımıza ekibine teşekkür ediyoruz. Maçları da şimdi burada izliyorum. Ali İbrahim Başkanımız sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi biz burada... Evet, Nazmi Avluca, Grekoromen Güreş Büyükler Türkiye Şampiyonası Çorum'da. Günün son sikleti 97 kilogram final. Tansel Örtücü ve Beytullah Kayış'ta. Çorum Belediyesi ile Ankara Aski karşı karşıya. Ben Ata Karataş. İyi seyirler diliyorum. Federasyonuna tahsis edildi. İlk Türkiye Şampiyonası'nı biz yaptık. Bundan dolayı Çorum'umuzun değerli başkanına, belediye başkanına, Ali Bey başkanımıza, tüm ekibine, yardımcılarına, ortada Yusuf Atılgan orta hakem olarak görev yapıyor. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Yarın sabah da bismillah deyip kadın güreşimizle Türkiye Şampiyonası'na başlıyoruz serbestte. Başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Bize fırsatı verdiğiniz için tekrar Türkiye Şampiyonası'nı bitiriyoruz. Ondan sonra bütün konsantrasyon milli takımlarda, onların kamplarında. Yani milli takım kamplarımız yurt dışı. Hedef Avrupa Şampiyonası 12-18 Şubat Romanya. Önce onu söyleyelim. Bükreş'te. Ondan önce 10 Şubat Ocak'ta Zagreb'de olacağız. Zagreb'de rakip turnuvamız var. Oraya katılacağız. Oraları da artık çok, evet, önemli kazanmaya başladı. Bundan sonra bizi daha çok yurt dışında göreceksiniz. Yurt içini büyüklerde kapatıyoruz. Bitti. Bu son haftamız. Bundan sonra daha çok bizi alanda göreceksiniz. Turnuvalarda, şampiyonlarda göreceksiniz. Ben şimdiden 2024 yılının güreş ailemize, güreş camiamıza, federasyonumuza, şampiyonlarımıza, hocalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanlı. Kazasız, belasız. Yani olimpiyattaki son düdük çalana kadar iddiamız devam edecek. Olimpik yılda, evet, gerçekten her çok organizasyon çok önemli. Evet, şimdiden başarıları çok teşekkür ederiz. Diliyoruz. Sağ olun. Hamdi Aslan Kılıç. Hani güreş ifadesiyle Allah derman versin. Allah razı olsun. Sağ diğer olun. Hocamız. Onlardan başarılar diliyorum. Biliyorum. Köşede. 8 ay zor bir zaman olacak. Meşakkatli olacak. Acı olacak. Her zaman söylüyorum. Ama acı yoksa acı kazanç yok. Madalya yok. Yani Rıza, Taha, bütün sporcularımız bunun farkındalar. Şu anda da beni dinlediklerini biliyorum. Biz onların her zaman yanında olacağız. Türkiye Güreş Federasyonu olarak ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın. Çünkü Sayın Bakanımızın bize talimatı, şampiyonlarla özel ilgileneceksiniz. Bunların dünyanın neresinde istiyorsa kampı alacaksınız, götüreceksiniz, getireceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok değerli başkan dedi bana. Ben de Sayın Bakanımın talimatı üzerine zaten biz bu işi severek yapıyoruz. Bizim ikinci işimiz değil. Tek işimiz Güreş Federasyonu Başkanlığı. Ben de bunu böyle hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Ve önümüzdeki 8 ay bizi daha çok göreceksiniz, daha çok takip edeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum bize fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz katkıları için. Yayınımızda açıklamalarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. Diğer organizasyonları ve özellikle Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı değerlendirdi. Ve milli takım sporcularımız hakkında verdiği bilgiler... Tansel 1-0 önünde ikinci dördünün ilk dakikası içerisindeyiz. Ve elbette ki Güreş Federasyonu'nu bu arada işte 97 kilo final karşılaşması organizasyonun son mücadelesi. İlk yarıda Tansel Can Örtücü'nün 1-0'lık üstünlüğü vardı. Rakibini pasif düşürdükten sonra almıştı puanı. Beytullah Kayış Dağı eşitliği sağladı 1-1. Şu anda eşitlik halindeki avantaj Beytullah Kayış Dağı'da. Ama bakalım yerde, parterde neler yapacak? Tansel Can istediği performansı ortaya koyamamıştı parterde. Şimdi Beytullah Kayış Dağı neler yapacağını merakla bekliyoruz. Şimdi sonunda rakibinin yerle balansını söktü. Bıraksın.
Of Beytullah çıkma denemesi olduğunu açıklamadı. Fakat her an olmadı. Son iki dakika. Beytullah kayış daha bir milik eşitlik. Şu anda avantaj onda. Tabii henüz müsabaka bitmiş değil. Bir dakika 50 saniye var karşılaşmanın tamamlanmasına. Olabilecek puan. Puan alma fırsatı her zaman olacak. Kuşkusuz her iki güreşçi için de. Burada şimdi her evet, puanı... Salto bağlandı. Tek salto ama Beytullah yakaladı. Beytullah onu yakaladı kontrol köprüde. Son dakika içerisine girmek üzereyiz. Demek ki pozisyona 2 puan verildi. Durum 3-1. Beytullah önde. Müsabakanın son dakikasına girmek üzereyiz. Beytullah Kayışlar Türkiye şampiyonluğu için bir adım önde. Tribünde bu arada karşıda tanıdık bir sima var. Selçuk Çebi, 3-4 kez dünya şampiyonumuz. Gençspor Bakanlığı'nda daire başkanı. Akif Canbaş hocamızı görüyoruz. O da Haski'nin Grokurmeli Teknik Direktörü. Ve sonuç belli oldu. Beytullah Kayış da Türkiye şampiyonu oldu. Hayırlı olsun.